Merhaba. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru giderken Avrupa'da ve yurt dışındaki diğer seçim bölgelerinde daha sakin bir süreç yaşanıyor. Çünkü yurt dışında bu seçimlerde oy kullanılmayacak. Ancak önceki seçimlerde verilen sözlerin tutulmasıyla ilgili bazı gelişmeler oldu. Onları aktarmaya gayret edeceğiz. Öncelikle 2015 yılında AKP hükümetinin, AKP iktidarının yurt dışında yaşayan vatandaşlara verdiği en önemli iki sözü yeniden hatırlatalım. Bunlardan birisi, yurt dışında yaşayıp da emekli olan, Türkiye'den borçlanarak emekli olan ve yine yurt dışında herhangi bir işte çalışan vatandaşların eğer 450 euroya kadar çalışmalarını devam ettirdikleri takdirde Türkiye'deki emekli maaşlarını almaları yönündeydi. Bu yasak zaten 2012 yılında AKP tarafından getirilmişti. Bir anlamda 2012 yılında AKP kendi getirdiği yasa 2015 yılında kaldırmayı vaat etmişti. Diğer taraftan yine ikinci önemli söz olarak uçak biletlerinin pahalılığıyla ilgili bir adım atılması istenmişti. %20 indirim yapılacaktı Türk Hava Yolları biletlerinde. O da 2015 yılında dönemin başbakanı tarafından gerek yurt dışındaki seçim turlarında olsun, gerek AKP'nin yayınladığı resmi seçim bildirgesinde olsun açıkça belirtilmesine rağmen tutulmadı. Bunlarla ilgili geçtiğimiz haftalarda çok ilginç iki gelişme yaşandı. O gelişmeleri aktarmak istiyorum. Birincisi, Cumhurbaşkanı'nın yardımcılarının ve bakan yardımcılarının emekli maaşlarıyla ilgili. Şimdi bazı izleyicilerimiz kaynak soruyorlar. Bunları nereden teyit edebiliriz? Siz anlatıyorsunuz ama bu söylediklerinizi nereden teyit edebiliriz diye. Bunlar resmi gazetede yayınlanan bilgiler. Resmi gazetede yayınlanan tebliğlere dayanarak bunları anlatıyoruz. 28 Aralık 2018 tarihinde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlandı. Resmi gazetede. Eğer arama motorlarına yazarsanız 28 Aralık 2018 resmi gazete diye bunu görebilirsiniz. Ben şimdi size onu oradan kısaca okumak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlığa atananların varsa emeklilik veya yaşlılık aylıkları kesilmez. Ayrıca bu görevlere atanmadan önce veya atandıktan sonra emeklilik ya da yaşlılık aylığına hak kazananlara talep etmeleri halinde mevcut görevleriyle ilişikleri kesilmeden emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanır. Birincisi bu. 28 Aralık'ta 2018'de yayınlanan resmi gazetedeki Cumhurbaşkanlığı kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi bu yönde. Yani 2015 yılından itibaren her seçim öncesi yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlara eğer çalışırsanız bir işte Türkiye'den borçlanarak emekli olduğunuz için aldığınız maaşı keseriz diyen hükümet iş Cumhurbaşkanı yardımcılarına, bakan yardımcılarına gelince birdenbire cömert oluyor ve siz çalışmaya devam edin, emekli aylığınızı da aynı anda alabilirsiniz diyor. Yani yurt dışında yaşayan gurbetçiye yok ama kendi çevrelerinden olan isimlere gelince var. Ben bu kararnameyi görünce tabii çok ilginç buldum. Çünkü hani koskoca Cumhurbaşkanı yardımcısı, koskoca bakan yardımcısı 3 kuruş emekli maaşına ihtiyacı olur mu diye düşündüm ve maaşlara baktım. En son maaşlar Cumhurbaşkanlığı yardımcılarında 21.500 lira civarında. Bakan yardımcılarında da 19.500 lira civarındaydı. Ve birçok avantajları var. Yaşı gelmeden emekli olmak gibi, işte %50'ye kadar fazla emekli ikramiyesi almak gibi. Tabii en ilginci de bu. Yani yaşı beklemeden emekli olma hakkı gibi ilginç avantajlar da sağlanmış bu kişilere. Buna rağmen yani çok basit görüyorsunuz. Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle resmi gazetede yayınlayıp kendilerinden olan isimlere maaş, hem maaş hem emekli maaşı alma imkanı veriyorlar. Ama iş gurbetçiye gelince maalesef siyasetçiler çok basit atılabilecek olan bu adımı atmakta tereddüt ediyorlar. Diğer taraftan bir başka resmi gazetenin bir başka kararnamesi. Bu da 12 Ocak tarihli resmi gazete. Burada yine kaynak isteyenler olursa lütfen arama motoruna yazın. 12 Ocak 2019 tarihli resmi gazete diye hemen ilk sırada çıkan sonuçlara göre bakabilirsiniz. Bu da
Turizm şirketlerine verilen, daha doğrusu pek çok sektörden şirketler var, vergi istisnaları ile ilgili bir düzenleme, bir tebliğ. Bu tebliğ şöyle diyor: bu şirketler belirli oranlarda vergiden, harçtan vesaire muaf olacaklar. Bu şirketler hangileri? Şimdi bakıyoruz. Biraz evvel söyledik, 2015 yılında dedik, AKP hükümeti ne demişti? Yurt dışında yaşayan vatandaşlara %20 uçak biletlerinde indirim yapacağız demişti. Ama bu sözünü tutmamıştı, değil mi? Bakalım, şimdi Cumhurbaşkanı yine bir tebliğ ile, resmi gazetedeki bir tebliğ ile ne yönde bir adım atmış hükümet? 400 milyon avro, 150 milyon avro liste halinde burada yazıyor. İsteyenler bakabilir resmi gazeteden. Birçoğu turizm şirketleri ve hepimizin bildiği havayolu şirketi burada. Güneş Express de var, yani Sun Express şirketi de var. Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın yarı yarıya ortak olduğu. En yüksek vergi istisnası ona sağlanmış. Öngörülen hizmet geliri diyor 400 milyon euro. 400 milyon euro, yani yaklaşık 2,5 milyar liraya yakın bir istisna söz konusu Sun Express şirketine sağlanan. Şimdi burada ben şunu söylemek istiyorum. Bu videoyu da zaten onun için çektik. Vatandaşa, halka geldiğinde %20 indirimi 50 defa düşünen, söz verdiği halde bu sözünü tutmayan, tükürdüğünü yalayan, geri adım atan bir hükümet söz konusu holdingler, işte büyük şirketler, büyük firmalar, uluslararası lobiler olunca çok cömert hareket edebiliyor. Yani 400 milyon avro öngörülen hizmet geliri, buraya kadar bir vergi istisnası getirme konusunda hiç tereddütsüz hemen resmi gazetede bir tebliğ ile bu iş çözülebiliyor. Ama vatandaşa gelince maalesef şu indirim sözü bir türlü tutulmuyor. Ondan sonra ne oluyor? 20 saate varan sürelerde Kapıkule'de çok büyük yoğunluklar oluyor. Okul tatillerinde, Avrupa'daki okul tatillerinde. İnsanlar saatlerce yemek olmadan, su içecek bir yer olmadan, tuvalete gidecek bir yer olmadan arabanın içerisinde beklemek zorunda kalıyorlar. Ve netice itibariyle çok sayıda maalesef kaza yaşanıyor. Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce insanımız hayatını kaybetti. Bir kardeşimiz Bulgaristan'da Sıla yolunda, dönüş yolunda uzun saatler Kapıkule'de bekledikten sonra kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ben şunu söylüyorum, bu kaza olarak istatistiklere yansıyor. Bunların birçoğu, ama burada biraz, bunun yarısı kazaysa, yarısı da maalesef bu hükümetin gerekli adımları atmaması nedeniyle sorumluluğu üstlenmesi gereken yarı cinayetlerdir. Bunların sorumluluğunu siyasilerin alması gerekir ve bir an evvel halkı rahatlatacak. Holdingleri, işte kartelleri, cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakan yardımcılarını değil. Onların zaten biraz evvel anlattık, gelirleri yerinde, karları yerinde, rahatları yerinde. Herhangi bir şeye ihtiyaçları yok. Emekli maaşına, vergi indirimine ihtiyaçları yok. İlla vergi indirimi yapacaksanız şu havaalanı vergisinde bir indirim yapın. Bu bilet fiyatlarına yansısın. Bakın, sezona doğru gidiyoruz. Şimdi önümüzdeki sezonda yine bir kişi 500-600 avrodan başlayan biletlerle Türkiye'ye gidiş geliş yapmak zorunda kalacak. Birçok para, insanlar 1 aylık, 2 aylık, bazı arkadaşlarımız 3 aylık gelirlerini, çok çocuklu aileler 3 aylık gelirlerine kadar gidip Türkiye'de uçak bileti gidiş geliş parası olarak harcıyorlar. Lütfen şu seçim dönemi değil ama yurt dışında yaşayan vatandaşların bu ihtiyacına da siyasiler kulak versin. Buna yönelik yine vatandaşlarımızın da kamuoyu oluşturmak adına her fırsatta, her ortamda bu sorunları, bu sıkıntıları dile getirmelerini tavsiye ediyoruz, bekliyoruz.